kariyer konusunda eksik oldukları her alanı tespitleyecekler. Kendilerini geliştirecekler, kendilerini eğitecekler. Ve bu eğitme sürecinde ise başarı basamaklarını hızla tırmanacaklar. Birçok koç özellikle Mayıs-Haziran'a kadar olan dönemde yapmak istediği birçok şeyde düşünce olarak zorlansa da kariyer evet. ve gelecek olarak Mayıs ve sonrasında uzun yıllarını garanti altına alacağı köklü değişimlere de sahip olacak. Çünkü Uranüs yıl boyunca Koç burcunda seyredecek. Hmm. Aynı zamanda evli olan koçlar evliliklerini daha sağlama alacaklar. Mevcut bir işe ve bir düzene sahip olanlar düzenlerini güvence altına alacaklar. Yalnız olan koçlar bahar aylarında hayatlarının ilişkilerine sahip olacaklar. Ama yatırımlar yapma konusunda, geleceğini yenileme ve değiştirme konusunda sabırlı olmaları gerekiyor koçların. Ve kimsenin dolduruşuna kesinlikle ve kesinlikle izin vermemeleri gerekiyor. Yani gözleriyle gördüğü her şeye ikna olmaları gerekiyor. Boğalar sağlam temeller kuracakları bir yıl olarak yaşayacaklar 2015'i. Ve birçok boğa için tamamıyla iş yaşamında kurabilecekleri yenilikler, parasal birikimler, uzun zamandır zorlandıkları maddi konuları aşmalarına etki edecek ki Satürn Akrep'te seyrine devam ederken karşıt burcu boğa olduğu için gerek sosyal ilişkilerinde gerek duygusal ilişkilerinde hayatlarının en zorlayıcı sınav yıllarını geçirdiler. Ama şu an öyle bir yıla hazırlanıyorsunuz ki bolluğu, bereketi, yükselişi, yatırımı, arzu edilen düzeni hayatınıza oturtacaksınız. Hayatınızda yanlış giden her şeyden arınarak giriyorsunuz 2015'e. Ve birçok boğa 2014'te boşandı, dağıldı, ayrıldı. Ama şimdi yanlış olan her şeyden arınarak 2015'e geçiş yapacakları için bundan sonra başlayacakları her şeyin kalıcı olmasına müsemma gösterecekler, önem verecekler. Hadi inşallah. İkizler, yalnız olanlar hayatlarının eşlerini yaşamlarına çekerek giriyor. 2015'e saatler kala şu süreçte özellikle Eylül'le birlikte geçtiğimiz 23 Eylül'e kadar belki birçok ikizler yalnızım, yalnızlığımın sebebi neydi diye sorguluyordu. Fakat Kasım, Aralık şu an için yaşamınızda olan ve daha önce belki arkadaş olduğunuz, şimdi aşka dönüş yapacağınız ilişkiler gündeminizde yer alacak. Ve bugün için ve gelecek için işinizde ve yatırımlarınızda şimdi ve sonra endişeleri yapabilirsiniz. Ocak, Şubat ve Mart aylarında yönetici gezegeniniz Merkür, yılın ilk Merkür gerilemesini 20 Ocak, 11 Şubat süresi boyunca etkili olacak. O süreçte hakkınızda aslı olmayan söylemler, dedikodular çıkabilir ve duygusal anlamda biraz travmatik bir Ocak, Şubat geçirseniz de hayatınızın ilişkilerine başlayabilir. Radikal evlilik kararı alabilirsin. Bak sen de bir ikizlersin Alişan. Şaka bir yana nişanlanabilirsin, evlilik kararı alabilirsin, evlenebilirsin. Ki ben senin haritanı da biliyorum. Sadece gelişi güzel bir ikizler burcu olarak yorumlamıyorum seni. Ama tabii ki bir sürü yükselen ikizler olan var. Ay burcu ikizler olan var. Güneş burcu ikizlerde olan var. Herkesin bir doğum haritası var. Ama senin haritana baktığım için sen evlilik kararı alacaksın. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ve ikizler de birçok ikizler de yalnız olanlar da hayatlarının en sağlam ilişkilerine başlayacaklar. Hayatlarındaki fazlalıklardan arınacaklar. İlginçler. Evet, fazlalıklardan arınacaklar. Ve onlar için de iş hayatı çok önemli olacak. Kalıcı işler yapmak, ön planda olmak, ünvan sahibi olmak, önem kazanmaya ihtiyaç duyacaklar. Ve yengeçler için son derece sadakatin ön planda olacağı bir yıl olacak. Ama kıskançlık dürtünüz, kararsızlığınız yılın ilk 4 ayında... hayatınızı cehenneme çevirsin istemiyorsanız güven duygunuzu geliştirin. Kendinizi eksik hissettiğiniz güven konularıyla ilgili ya da güvensizlik hissettiğiniz
olaylarla ilgili törpülemeye özen gösterin. Çünkü astrolojiyi olacakları kader olarak tayin edersek mutlaka yaşarız. Bu nedenle kıskanç bir yengeç kadını kıskanmayı aşsın. Yılın ilk 4 ayında ön yargılı bir yengeç erkeği ön yargısından arınsın. Aslanlar inanılmaz şanslı olacaklar. Yılın ilk 6 ayıyla birlikte hem maddi açıdan hem manevi açıdan eksik hissettiğiniz alanlarla yüzleşiyorsunuz. Gizli saklı düşmanlıkları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Ve hedef belirlediğiniz gibi hedeflerinizi yılın 2. 6 ayıyla birlikte elde ediyorsunuz. Kendinizi hangi konularda aslan olarak güvence altında hissetmek istiyorsanız ona konsantre olacaksınız. Ve Jüpiter Ağustos'a kadar burcunuzda seyrederken dikkat etmeyip kilo alanlar yılın 2. yarısından sonra aldığı kiloları verecekler. Ve Jüpiter her şeyi fazlalaştıran bir gezegendir. Çünkü Güneş sisteminin en büyük gezegeni yaklaşık bir yıllık turunu Ağustos'ta tamamlayıp Başak Burcu'na geçecek. Ve Başaklar yılın maddi konularında en şanslı burçları olacak. Var mı Başak aranızda? Başaklar Haziran. Bir ve ben ne diyorum? Hatırlar mısın? Yine sizlerle program yaptığımız bir yıldı. Evet. Başak Burcu'na milli piyango alın demiştim. Ve bir Bayrampaşa'da oturan birine çıkmıştı piyangolardan biri. Hani bana bir bilezik gelmişti hediye. Evet, evet. İsimsiz hatırlıyor musun? Ekranda Başak'a çıkmıştı. Başak'a çıkmıştı. Çeyreğe vurmuştu. 4 kişi mi ne almıştı o piyangoyu? Bu sene aslan bu sene, mı diyorsun? Bu sene de Başakların. Gene Başak. Ve Başak. Balıkların. Başak bak, ve balıklar. Yine... tarih tekamülden ibaret. Çıkmaz demeyin. Bakın siz hangi burç olursanız olun mutlaka piyangonuzu alın, şansınızı deneyin. Şansınıza güven duymazsanız hiçbir şeyi çekemezsiniz. Çünkü umutsuz insan yarınsız insandır. Haritanızda bilemezsiniz Başak hangi alanınızı yönetiyor. Belki para evinizi yönetiyor. Dolayısıyla güneşi Başak'ta olanların mutlaka piyango alması lazım. 2015'e aslanların piyango alması lazım. Balıkların piyango alması lazım. Umutsuzluklarını aşacaklar. O zaman mutlaka Başak olmayanlar bir Başak arkadaş bulsun çektesinler. Abi. Mutlaka. Vallahi. Yani en azından Jüpiter'in dileği ve niyetiyle bir piyango çekin efendim. Tamam. Buna özen gösterin. Şimdi 2015'te iş ve aşk yaşamlarına yenilik katmak isteyecek. Hayatın her alanında ben sen dengesini korumayı çok iyi bilen ve savunan ama bu yıl Mars'ın onlara kattığı etkiyle oldukça sosyal ilişkilerinde ve aşk ilişkilerinde dengesiz duygular yaşamışlardı. Terazi deyince bir gözlerim fırladı da yok, o enerjiyi aldım. Kim var acaba terazi? Yok, terazi. Bilemedim. Hangi ay terazi? Ekim. Ekim olmazsa Kasım yani Ekim. Ay. Bakayım yükseleni boğa olan yok biri. Be bana bakma ben Mars'tan söylüyorum. Peki, tamam. Yok öyle bir şey. Özellikle teraziler yeniliğe ihtiyaç duyacaklar. Terazilerin yaşamında ileriye yönelik geleceğe ait plan ve programlarında yılın ilk iki ayında çok köklü değişimler yapmasınlar. Tamamen düşünerek hareket etsinler. Biraz ve mümkün olduğunca ilişkilerinde ben sen dengesini korumayı öğretecek ve öğrenecekler ama benim terazilere uyarım. Sizden bir şey öğrenmek istemeyen birine hiçbir şeyi zorla öğretmeyin. Evet. İlişkilerinizde ise sosyal olun ama seçici ilişkiler yaşamaya özen gösterin. Eğer ilişkilerinizde yılın ilk 3 ayında seçici olmazsanız arkadaşlıklarınız ve dostluklarınız duygusal yaşamınızda imtihan açabilir size. Bu benim imtihanım ve başarıyla geçerim diyorsanız katılın ortamlara. Aynen. Çoğul ilişkiler yaşayın. Ama ben artık dostluklarımda beni zorlayarak beni imtihana sokacak ilişkilere ihtiyacım yok diyorsanız seçici olun her zamanki gibi. Peki son burcu almıştık. Devam edelim Nuray'cığım. Şimdi 2,5 yıldır... Erkan'da akrep değil mi bu arada? Akrepler zor dönemlerden geçtiler. Neden çok zor dönemlerden geçtiler? Hı. Sorumluluk ve öğretici gezegenimiz Satürn akrep burcundaydı. Yani hayatınızın en zorlayıcı yıllarıydı
2013-2014. Hmm. 2012 ile birlikte Mayıs 2012'den şu ana kadar olan dönem hep gerçeklerle yüzleştiniz. Dostunuz kim? Seveniniz kim? Sevmeyeniz kim? Siz nerelerde hata yaptınız? Ne kadar doğru ilişkiler çektiniz ve insanlardan neler öğrendiniz? Şimdi bu ödüller dönemine giriyorsunuz. Yaşadıklarınızla, geçirdiklerinizle, Satürn iyi bir öğretmendir çünkü. Görmek istemediğinizi, görmezden geldiklerinizi gördüğünüz bir döneme girdiğiniz için hani ben artık niye yerimde sayıyorum ki diyor akrepler. Bir de senin yükselenin de yengeç. Sen duygu adamısın, ruh insanısın. Çok. Çok böyle ağlayan, kendi içinde çelişkilere düşen, karar veremeyen, merhametiyle aklının arasında mücadele veren bir bireysin. Evet. Dolayısıyla seni güçlü gören kişiler tanıdığını zannediyor. Aslında sen içsel çok güçsüz. Hep bir şefkat arıyor. İki dakika haritasına baktım ben onun. Hı. Yani benim sana tavsiyem akrebe yükselen yengeç olduğu için lütfen anne şefkati arama sevdiğin kadınlarda. Hı. Yani anneler çünkü azarlaya da bilir, dominant da davranabilir. Kıyamam ona, kandırılmaya çok açık bir çocuk. Çok temiz. Çünkü Neptün'ü birinci evde aşık olduğu zaman gözü kör oluyor. Yani kendisi karar verecek. Kendisine üzülmesine izin vermemesi evet, gerekiyor. Kesinlikle. Yani akreplerde ise şimdi eğer ki yükseleni arkadaşımız gibi yükseleni yengeç olanların gerçeklerle yüzleşmesine önem vermesi gerekiyor. Ve iş ve parasal konularda akrepler bütçe birikimi, titiz parasal birikimler yapma, harcamalarını kontrol etmeyi öğrendikleri için 2015'te kazandıkları parayı ve kazanmak istedikleri imkanları yatırıma yönlendirebilecekler. Yaylar Satürn yay burcuna geçtiği için özellikle 2015'in tamamında hayat öğretir diyerek yaşayacaklar. Ve Satürn yay burcunda birçok yayın alamadığı sorumlulukları, yapamadığı işleri yapmasına etki edecek. Özellikle çocuğunuz yay burcuysa, eğitim konusunda sizi yoruyorsa, sürekli oğlum çalış dedirtiyorsa yahut da sorumluluk almadığı için sizi yıpratıyorsa hiç üzülmeyin. Satürn onlara çok iyi bir öğretmenlik yapacak, sorumluluk alacak. Yani yaylar için yaylar için sorumluluk yılı olacak. Okul hayatım bitti diyen ve iş hayatına atılan biri varsa master yapabilir, doktora yapmaya karar verebilir. Yani 2015 öğrenme ve öğretme yılı olacak yaylar için. Ya oğlaklar? Oğlak işte, Çağla Oğlak. Şimdi Plüto Oğlak burcunda. Hadi, söyle. Eskiyi yıkıp yeniyi kurma konusunda evet 2008, 2009, 2010 oğlakları zorladı. Şimdi duyuyorum, bana da yazıyorlar. Plüto Oğlak burcundaymış. Oğlaklar çok talihsiz. Yerle yeksan olacakmış gibi yorumlar. Diyorum ki Plüto geçiş yaptığı zaman yaptı yapacağını zaten. Hmm. 2006, 2007, 2008, 2009 yıllarında. Yapacağını yaptı. Yordu. Şimdi eskiden kurtulma, geçmişle bağlantılarını kesip yeni başlangıçlara adım atma konusunda zirve kazandıracak oğlaklara. Tamam, belki harcamalar ve kazanma konusunda her zamankinden daha fazla oğlaklar efor sarf ediyor, mücadele veriyor. Ne güzel, güzel bir şey. Olsun. Tabii mücadele edelim. Kazanmak yani çok önemli. Tabii. Yeter ki kazanalım. Tabii. Ama mücadele ederek, ama çaba sarf ederek, ama havadan gelerek. Neticede havadan kazanmak çok ben önemli. Milli piyangoda almıyorum. Bak, çalışırım, kazanırım. Oğlak terim, zaten, oğlak zaten. Maşallah. Oğlak zaten yaşam enerjisi çok yüksek bir burçtur. Evet. Mücadele ederek yaşamayı tercih eder. Doğru. Zoru sever. Tabii ki zorlanacak 2015'te. Yılın ilk 6 ayında hepimizin zorlanacağı alanlar olacak. Ama gerçekten kazanma ve ilerleme konusunda başarılı olacak. Süper. Ya kovalar? Kovalar için çalışmak, didinmek, iletişim ve ilişkilerde mücadele etmek ön planda olacak. Birçok kova nişanlanmış olsa da, nişanlandığı kişi ya da evlenmiş olsa da ben hayatımdaki kişiyle bir kere doğru birliktelik mi yaşıyorum? Hmm. Benim hayatımdaki eş doğru mu? Benim hayatımdaki ilişki doğru mu? Ben doğru bir anne miyim?
Ben doğru bir partner miyim? Ben doğru bir insan mıyım? Hayatın neresinde duruyorum? Hayatın neresinde durmam gerekiyoryu sorgulayacak. Yılın ilk 4 ayında kovaysanız iftiralara maruz kalabilirsiniz. Kovaysanız hırsızlıklara açık olabilirsiniz. Allah Allah. Kovaysanız kandırılmaya maruz kalabilirsiniz. Yılın ilk 4 ayında çok zorlanacaksınız. Ama başınıza gelen her şeyi de göstereceğiniz tevekkül kaderinize, kadersel planınıza yön verecektir. Çalışıyorum ama az kazanıyorum diye isyan etmeyin. Kazanmaya odaklanın ve şikayetçi olmamaya özen gösterin. Balıklar, onlar için asaletin ve şansın yoğun isteği olacak 2015'in ilk 4 ayında. Ne güzel. Ve Ocak, Şubat, Mart aylarında tamamen balıklar yaptıkları, yapmayı planladıkları işte sıradan olmayı istemeyecekler, sıradanlığa tahammül edemeyecekler. Ama sıradan olmayı istememeleri, hı hı, maddi konularda sıradan olmayacak, sıra dışı imkanlara sahip olsalar da aşk konusunda biraz daha böyle frene basarak, daha seçici olarak, daha sağlam ilişkiler içerisinde olarak yaşamaya özen göstersinler ve sadakat yıl boyu hayatınızda etkili olmasını istiyorsanız, hı hı, sadakate önem vermeniz gerekiyor. Evet. Kandıran kandırılır, aldatan aldatılır. Dolayısıyla yanlış ilişkilerden arınmaya çalışın. Ola ki yasak, gizli, saklı işler yapıyorsanız ya da bu tarz ilişkiler içerisindeyseniz, Neptün burcunuzda seyrine devam ettiği için Neptün balığı yakıyor zaten. Ay. Ben yandım demek istemiyorsanız bir balık olarak şeffaf olun ve açık olun yılın tamamında. Harikasın. Bu şekilde. Kariyer konusunda eksik oldukları her alanı tespitleyecekler. Kendilerini geliştirecekler, kendilerini eğitecekler. Ve bu eğitme sürecinde ise başarı basamaklarını hızla tırmanacaklar. Birçok koç özellikle Mayıs-Haziran'a kadar olan dönemde yapmak istediği birçok şeyde düşünce olarak zorlansa da kariyer, evet, ve gelecek olarak Mayıs ve sonrasında uzun yıllarını garanti altına alacağı köklü değişimlere de sahip olacak. Çünkü Uranüs yıl boyunca Koç burcunda seyredecek. Hmm. Aynı zamanda evli olan koçlar evliliklerini daha sağlama alacaklar. Mevcut bir işe ve bir düzene sahip olanlar düzenlerini güvence altına alacaklar. Yalnız olan koçlar bahar aylarında hayatlarının ilişkilerine sahip olacaklar. Ama yatırımlar yapma konusunda, geleceğini yenileme ve değiştirme konusunda sabırlı olmaları gerekiyor koçların. Ve kimsenin dolduruşuna kesinlikle ve kesinlikle izin vermemeleri gerekiyor. Yani gözleriyle gördüğü her şeye ikna olmaları gerekiyor. Boğalar sağlam temeller kuracakları bir yıl olarak yaşayacaklar 2015'i. Ve birçok boğa için tamamıyla iş yaşamında kurabilecekleri yenilikler, parasal birikimler, uzun zamandır zorlandıkları maddi konuları aşmalarına etki edecek ki Satürn Akrep'te seyrine devam ederken karşıt burcu boğa olduğu için gerek sosyal ilişkilerinde gerek duygusal ilişkilerinde hayatlarının en zorlayıcı sınav yıllarını geçirdiler. Ama şu an öyle bir yıla hazırlanıyorsunuz ki bolluğu, bereketi, yükselişi, yatırımı, arzu edilen düzeni hayatınıza oturtacaksınız. Hayatınızda yanlış giden her şeyden arınarak giriyorsunuz 2015'e. Ve birçok boğa 2014'te boşandı, dağıldı, ayrıldı. Ama şimdi yanlış olan her şeyden arınarak 2015'e geçiş yapacakları için bundan sonra başlayacakları her şeyin kalıcı olmasına müsemma gösterecekler, önem verecekler. Hadi inşallah. İkizler, yalnız olanlar hayatlarının eşlerini yaşamlarına çekerek giriyor. 2015'e saatler kala şu süreçte özellikle Eylül'le birlikte geçtiğimiz 23 Eylül'e kadar belki birçok ikizler yalnızım, yalnızlığımın sebebi neydi diye sorguluyordu. Fakat Kasım, Aralık şu an için yaşamınızda olan ve daha önce belki arkadaş olduğunuz
Şimdi aşka dönüş yapacağınız ilişkiler gündeminizde yer alacak. Ve bugün için ve gelecek için işinizde ve yatırımlarınızda şimdi ve sonra endişeleri yapabilirsiniz. Ocak, Şubat ve Mart aylarında. Yönetici gezegeniniz Merkür, yılın ilk Merkür gerilemesini 20 Ocak, 11 Şubat süresi boyunca etkili olacak. O süreçte hakkınızda aslı olmayan söylemler, dedikodular çıkabilir ve duygusal anlamda biraz travmatik bir Ocak, Şubat geçirseniz de hayatınızın ilişkilerine başlayabilir. Radikal evlilik kararı alabilirsin. Bak sen de bir ikizlersin Alişan. Şaka bir yana nişanlanabilirsin. Evlilik kararı alabilirsin, evlenebilirsin. Ki ben senin haritanı da biliyorum. Sadece gelişi güzel bir ikizler burcu olarak yorumlamıyorum seni. Ama tabii ki bir sürü yükseleni ikizleri olan var. Ay burcu ikizleri olan var. Güneş burcu ikizlerde olan var. Herkesin bir doğum haritası var. Ama senin haritana baktığım için sen evlilik kararı alacaksın. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ve ikizler de, birçok ikizler de yalnız olanlar da hayatlarının en sağlam ilişkilerine başlayacaklar. Hayatlarındaki fazlalıklardan arınacaklar. İlginçler. Evet, fazlalıklardan arınacaklar. Ve onlar için de iş hayatı çok önemli olacak. Kalıcı işler yapmak, ön planda olmak, ünvan sahibi olmak, önem kazanmaya ihtiyaç duyacaklar. Ve yengeçler için son derece sadakatin ön planda olacağı bir yıl olacak. Ama kıskançlık dürtünüz, kararsızlığınız yılın ilk 4 ayında hayatınızı cehenneme çevirsin istemiyorsanız güven duygunuzu geliştirin. Kendinizi eksik hissettiğiniz güven konularıyla ilgili ya da güvensizlik hissettiğiniz olaylarla ilgili törpülemeye özen gösterin. Çünkü astrolojiyi olacakları kader olarak tayin edersek mutlaka yaşarız. Bu nedenle kıskanç bir yengeç kadını kıskanmayı aşsın yılın ilk 4 ayında. Ön yargılı bir yengeç erkeği ön yargısından arınsın. Aslanlar inanılmaz şanslı olacaklar. Yılın ilk 6 ayıyla birlikte hem maddi açıdan hem manevi açıdan eksik hissettiğiniz alanlarla yüzleşiyorsunuz. Gizli saklı düşmanlıkları hayatınızdan çıkarıyorsunuz. Ve hedef belirlediğiniz gibi hedeflerinizi yılın 2. 6 ayıyla birlikte elde ediyorsunuz. Kendinizi hangi konularda aslan olarak güvence altında hissetmek istiyorsanız ona konsantre olacaksınız. Ve Jüpiter Ağustos'a kadar burcunuzda seyrederken dikkat etmeyip kilo alanlar yılın 2. yarısından sonra aldığı kiloları verecekler. Ve Jüpiter her şeyi fazlalaştıran bir gezegendir. Çünkü Güneş sisteminin en büyük gezegeni yaklaşık bir yıllık turunu Ağustos'ta tamamlayıp Başak Burcu'na geçecek. Ve Başaklar yılın maddi konularında en şanslı burçları olacak. Var mı Başak aranızda? Başaklar Haziran. Bir ve ben ne diyorum? Hatırlar mısın? Yine sizlerle program yaptığımız bir yıldı. Evet. Başak Burcu'na milli piyango alın demiştim. Ve bir Bayrampaşa'da oturan birine çıkmıştı. Piyangolardan biri. Hani bana bir bilezik gelmişti hediye. Evet, evet. İsimsiz hatırlıyor musun? Ekranda başağı çıkmıştı. Başağı çıkmıştı. Çeyreğe vurmuştu. 4 kişi mi ne almıştı o piyangoyu? Bir... Bu sene aslan mı diyorsun? Bu sene de bak bu sene de başakların. Gene başak. Ve başak. Balıkların. Başak bak, ve balıklar. Yine tarih tekamülden ibaret. Çıkmaz yine, çıkmaz demeyin. Bakın siz hangi burç olursanız olun mutlaka piyangonuzu alın şansınızı deneyin. Şansınıza güven duymazsanız hiçbir şeyi çekemezsiniz. Çünkü umutsuz insan yarınsız insandır. Haritanızda bilemezsiniz Başak hangi alanınızı yönetiyor. Belki para evinizi yönetiyor. Dolayısıyla güneşi Başak'ta olanların mutlaka piyango alması lazım. 2015'e aslanların piyango alması lazım. Balıkların piyango alması lazım. Umutsuzluklarını aşacaklar. O zaman çünkü mutlaka ve Başak olmayanlar bir Başak arkadaş bulsun çektesinler. Mutlaka. Valla. Yani en azından Jüpiter'in dileği ve niyetiyle bir piyango çekin efendim. Tamam. Buna özen gösterin. Şimdi 2015'te iş ve aşk yaşamlarına yenilik katmak isteyecek. Hayatın her alanında
Ben sen dengesini korumayı çok iyi bilen ve savunan. Ama bu yıl Mars'ın onlara kattığı etkiyle oldukça sosyal ilişkilerinde ve aşk ilişkilerinde dengesiz duygular yaşamışlardı. Terazi deyince bir gözlerim fırladı da. Yok, ben o enerjiyi aldım. Kim var acaba terazi? Yok, terazi. Bilemedim. Hangi ay terazi? Ekim. Ekim ha. Olmazsak Kasım yani. Ekim. Aa ya ya ya. Ay. Bakayım yükseleni boğa olan yok biri. Be bana bakma, ben Mars'tan söylüyorum. Peki, Ekim tamam. Yok, yok öyle bir şey. Özellikle teraziler yeniliğe ihtiyaç duyacaklar. Terazilerin yaşamında ileriye yönelik, geleceğe ait plan ve programlarında yılın ilk iki ayında çok köklü değişimler yapmasınlar. Hmm. Tamamen düşünerek hareket etsinler. Biraz ve mümkün olduğunca ilişkilerinde ben sen dengesini korumayı öğretecek ve öğrenecekler. Ama benim terazilere uyarım, sizden bir şey öğrenmek istemeyen birine hiçbir şeyi zorla öğretmeyin. Evet. İlişkilerinizde ise sosyal olun ama seçici ilişkiler yaşamaya özen gösterin. Eğer ilişkilerinizde yılın ilk üç ayında seçici olmazsanız arkadaşlıklarınız ve dostluklarınız duygusal yaşamınızda imtihan açabilir size. Bu benim imtihanım ve başarıyla geçerim diyorsanız katılın ortamlara. Aynen. Çoğul ilişkiler yaşayın. Ama ben artık dostluklarımda beni zorlayarak beni imtihana sokacak ilişkilere ihtiyacım yok diyorsanız seçici olun her zamanki gibi. Peki son burcu almıştık. Devam edelim Nuray'cığım. Şimdi 2,5 yıldır. Erkan da akrep değil mi bu arada? Akrepler zor dönemlerden geçtiler. Neden çok zor dönemlerden geçtiler? Hı. Sorumluluk ve öğretici gezegenimiz Satürn akrep burcundaydı. Yani hayatınızın en zorlayıcı yıllarıydı. 2013-2014. Kariyer konusunda eksik oldukları her alanı tespitleyecekler. Kendilerini geliştirecekler. Kendilerini eğitecekler. Ve bu eğitme sürecinde ise başarı basamaklarını hızla tırmanacaklar. Birçok koç özellikle Mayıs-Haziran'a kadar olan dönemde yapmak istediği birçok şeyde düşünce olarak zorlansa da kariyer evet. ve gelecek olarak Mayıs ve sonrasında uzun yıllarını garanti altına alacağı köklü değişimlere de sahip olacak. Çünkü Uranüs yıl boyunca Koç burcunda seyredecek. Hmm. Aynı zamanda evli olan koçlar evliliklerini daha sağlama alacaklar. Mevcut bir işe ve bir düzene sahip olanlar düzenlerini güvence altına alacaklar. Yalnız olan koçlar bahar aylarında hayatlarının ilişkilerine sahip olacaklar. Ama yatırımlar yapma konusunda, geleceğini yenileme ve değiştirme konusunda sabırlı olmaları gerekiyor koçların. Ve kimsenin dolduruşuna kesinlikle ve kesinlikle izin vermemeleri gerekiyor. Yani gözleriyle gördüğü her şeye ikna olmaları gerekiyor. Boğalar sağlam temeller kuracakları bir yıl olarak yaşayacaklar 2015'i. Ve birçok boğa için tamamıyla iş yaşamında kurabilecekleri yenilikler, parasal birikimler, uzun zamandır zorlandıkları maddi konuları aşmalarına etki edecek ki Satürn akrepte seyrine devam ederken karşıt burcu boğa olduğu için gerek sosyal ilişkilerinde gerek duygusal ilişkilerinde hayatlarının en zorlayıcı sınav yıllarını geçirdiler. Ama şu an öyle bir yıla hazırlanıyorsunuz ki bolluğu, bereketi, yükselişi, yatırımı, arzu edilen düzeni hayatınıza oturtacaksınız. Hayatınızda yanlış giden her şeyden arınarak giriyorsunuz 2015'e. Ve birçok boğa 2014'te boşandı, dağıldı, ayrıldı. Ama şimdi yanlış olan her şeyden arınarak 2015'e geçiş yapacakları için bundan sonra başlayacakları her şeyin kalıcı olmasına müsemma gösterecekler, önem verecekler. Hadi inşallah. İkizler, yalnız olanlar hayatlarının eşlerini yaşamlarına çekerek giriyor. 2015'e saatler kala şu süreçte özellikle Eylül'le birlikte geçtiğimiz 23 Eylül'e kadar belki birçok ikizler yalnızım, yalnızlığımın sebebi neydi diye sorguluyordu. Fakat Kasım, Aralık şu an için
yaşamınızda olan ve daha önce belki arkadaş olduğunuz, şimdi aşka dönüş yapacağınız ilişkiler gündeminizde yer alacak. Ve bugün için ve gelecek için işinizde ve yatırımlarınızda şimdi ve sonra endişeleri yapabilirsiniz. Ocak, Şubat ve Mart aylarında yönetici gezegeniniz Merkür, yılın ilk Merkür gerilemesini 20 Ocak, 11 Şubat süresi boyunca etkili olacak. O süreçte hakkınızda aslı olmayan söylemler, dedikodular çıkabilir ve duygusal anlamda biraz travmatik bir Ocak, Şubat geçirseniz de hayatınızın ilişkilerine başlayabilir. Radikal evlilik kararı alabilirsin. Bak sen de bir iki izlersin Alişan. Şaka bir yana nişanlanabilirsin, evlilik kararı alabilirsin, evlenebilirsin. Ki ben senin haritanı da biliyorum. Sadece gelişigüzel bir ikizler burcu olarak yorumlamıyorum seni. Ama tabii ki bir sürü yükseleni ikizleri olan var, ay burcu ikizleri olan var, güneş burcu ikizlerde olan var. Herkesin bir doğum haritası var. Ama senin haritana baktığım için sen evlilik kararı alacaksın. Hayırlı ve uğurlu olsun. Ve ikizler de, ikizler de, birçok ikizler de, yalnız olanlar da hayatlarının en sağlam ilişkilerine başlayacaklar. Hayatlarındaki fazlalıklardan arınacaklar. İlginçler. Evet, fazlalıklardan arınacaklar. Ve onlar için de iş hayatı çok önemli olacak. Kalıcı işler yapmak, ön planda olmak, ünvan sahibi olmak, önem kazanmaya ihtiyaç duyacaklar. Ve yengeçler için son derece sadakatin ön planda olacağı bir yıl olacak. Ama kıskançlık dürtünüz, kararsızlığınız yılın ilk 4 ayında hayatınızı cehenneme çevirsin istemiyorsanız,